E zayıflama. Duygusal yeme sendromuyla baş etmenin en önemli yolu, adı üzerinde duygusal yeme olduğu için, yani fizyolojik olarak bizim bir yiyeceğe ihtiyacımız olmadığı durumda, fizyolojik olarak 3-4 saatte bir bedenimiz yiyecek isteyebilir. Belli bir miktarda yiyecek aldığımızda da bedenimiz ihtiyacını karşılamış olur. Ama ruhumuz o ihtiyacı hiçbir zaman karşılayamamış gibi hissettirir bize. Çünkü o duygusal yemeğiyle birlikte ben yiyeceklerle duygularımı birleştirmiş olurum. Ve yiyeceklerle bu duygularımı birleştirdiğim anda da duyguların bende yarattığı hissin, bende yarattığı gerçeklikten uzaklaşıp sadece yiyeceklerin gerçekliği, yiyeceklerin yan etkileri ya da olumsuz bir şekilde kilo alımlarıyla baş başa kalmış olurum. Bu nedenle duygusal yemede en önemli şey kendi duygularımızı tanıyıp o anda bizi üzen, bizi kıran, bizim içimizi acıtan durum neyse onunla baş edip ya da o durumla ilgili benim algılarım neyse o algılarım ve düşüncelerimle baş etmeyi öğrenebilmem duygusal yemeden uzaklaşmama yarayacaktır.